20. konuşmayı Yurt Partisi adına Genel Başkan Saadettin Tantan yapacak. Sevgili vatandaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 7 Haziran 2015 seçimi yarın sandık önümüze kondu. Aslında bu seçim siyasi partilerin, milletvekillerin seçimi gibi gözüküyor. Aslında bu seçim kendi geleceğimizin, kaderimizin seçimi. Uzun yıllardan bu yana Türk siyasetinin içerisinde bulunduğu durum hepimizi rahatsız ediyor. Rahatsız etmekte devam ettiği için de her seçim dönemi insanlar arayış içerisinde e, yine nitelikli namusu düzgün insanlara oy vermek için adeta çırpınıyor. Fakat görünen o ki uygulanan politikalar özellikle Türk halkını siyasetten soğutmuş, Türk halkıyla siyaset arasında tamamen bir güvensizlik hakim olmuş ve nitelikli namusu düzgün insanların siyasetten uzaklaşması siyaseti içinden çıkılmaz güvensiz bir kuruma dönüştürmüştür. Yurt Partisi olarak seçime girmemizin sebeplerinden birisi özellikle 3 Kasım 2002 tarihinde 50 yıllık siyasi tasfiye eden Türk halkının önüne Yurt Partisi e, halkın önüne çıkmış ve e, talepte bulunmuştu. iktidara getirilme talebinde. O gün bire yakın oy alınmıştı. O günden bugüne kadar 2015 seçiminde tekrar siyaset sahnesinde vatandaşımızın önüne çıkarak bize destek vermelerini arzu ediyoruz. Sebebi ne? Çünkü Türk siyaseti içerisinde bulunduğu durum ve çilesi içerisinde son derece sıkışmış, halkın taleplerini yerine getirilmez duruma gelmiş, ülkenin kalkınması için çaba içerisinde olamamış vaziyettedir. Bugün Türkiye maalesef içten ve dıştan büyük tehdit altındadır. İçteki ve dıştaki tehditler bakımından bakıldığında bir taraftan organize suç örgütü ve terör örgütü PKK'nın bir taraftan da yanı başımızda Orta Doğu coğrafyasının şekillenmesinde Batı servislerinin kullandığı IŞİD'in tehdidi altındadır. İşin acı tarafı seçime doğru giderken yarın sandığa doğru gidecek insanlarımıza dayatılan nedir? Bir organize suç örgütü ve terör örgütü PKK barajı geçsin ki Türkiye'yi kurtarsın şeklinde böyle de bir kirli bir yapılanmayla Türkiye'nin kaderi belirlenmek istenmektedir. Buradan halkıma şunu e, ifade etmek istiyorum. Size dayatan bu televizyon ve gazeteler ve televizyon ve gazetelerdeki besleme aktörler, eleştirilmiş aydınlar sizi mi temsil ediyor, kimi temsil ediyor? Buna karar verin. Yani 7 Haziran seçimi son derece önemli bir seçimdir. E, bu ülkenin e, geleceğine e, karar vereceksiniz, kendi geleceğinize karar vereceksiniz. Oyumu vereyim de kurtulayım mantığı değildir. Zaten yıllarca Türk siyasetinden koparılmanız, Türk siyasetinden uzaklaştırılmanız ve Türk siyasetinin kirlenmesi ve kimliksizleştirmesi bir kader değildir. Özellikle Allah'ın size vermiş olduğu, hepimize vermiş olduğu hakka sahiplenmemek, yurttaşlık bilincinin çökertilmiş olması e, ve böylece de birileri gelsin beni yönetsin mantığı, e, bana ne mantığı, gibi mantıklar bizi siyaseten tutsak almıştır. Siyasetin kirliliği ve kimliksizliği de Türk halkını tutsak almıştır. Ve bu tutsaklık özellikle ülkemizde küresel sermayenin hakimiyetini arttırmış ve küresel sermayenin hakimiyeti de işsizliği, yoksulluğu, fakirliği, cehaleti ve gelir dağılımındaki adaletsizliği de arttırmıştır. Bütün bu adaletsizlik hepimizi boğmaktadır. Ülkemizin geleceğini boğmaktadır. Ve e, özellikle 12-13 yıllık uygulanan politikalar bakımında Türkiye'de var olan üçlü devlet algısı yani AKP ve yandaşları devleti, PKK ve yandaşları devleti ve cemaatler devleti çok zenginleşirken idari anlamda, siyasi anlamda, mali ve ekonomik anlamda büyük bir gücü ulaşırken maalesef bu ülkeyi seven... Bu ülkesi için hayatını feda eden, alın teri sermayesinden asla ödün vermeyen, kirli sermaye geçit vermeyen vatandaşı da boğmuştur. Yok etmiştir, sahipsiz bırakmıştır. Böyle bir Türkiye'de seçime gidiyoruz. Karar sizin. Yani böyle bir Türkiye'de yurt partisi neden tek başına seçime gidiyor diye soruyorsunuz sokaklarda. Biz de geçmişten bugüne kadar... Hemen e, herkese gittik, her kuruluşa gittik, köşe başında bir araya gelmiş, e, her zeminde bir araya gelmiş, iri ufaklı bütün oluşumlara gittik. Beraber e, ülkenin kurtuluşu için bir proje geliştirelim, birlikte bir hareket yapalım. Çünkü siyaset insan kaynağı ile oluyor. İnsan kaynağı nitelikli olursa insan kaynağının niteliği ülkeye nitelikli döner. Eğer insan kanay kalitesiz, kimliksiz ve niteliksizse, kendi çıkarını düşünüyorsa ki bugünkü siyaset bu bakımdan büyük yozlaşma ve yıpranma içerisindedir. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye yapmış olduğu bir takım hizmetlerin dışında yapmış olduğu büyük tahribatlara karşı muhalefet meclisteki muhalefet partilerinin iktidar olabilme heyecanını halka verememesi, halkın hala umutsuzluk içerisinde olması, bizim gibi ufak parti ufak parti gibi gözüken partilere de vatandaşın itibar etmemesi, barajı geçemeyeceksin mantığı içerisinde olması da Türk siyasetinin önünü açmamaktadır. Yurt Partisi bütün parlamento dışındaki partilerde de parlamento içindeki bir takım partilerin de Türkiye'yi kucaklaması için büyük çaba içerisinde olmuş fakat bir açılım görememiştir. Bugün Türkiye'deki siyasetin açılabilmesi için Yurt Partisi kadrolarının çok nitelikli kadroların yanında ihtiyaç olan nitelikli kadrolarla birlikte önümüzdeki seçim dönemine katkı sağlayacak bir oy patlamasını sizden bekliyoruz. Sizin kendi geleceğinize sahip çıkması için namuslu dürüst insanlara oy vermenizi istiyoruz. Biz 3 Kasım 2002 seçimlerinde dahi Halkımıza bütün her köşe başında sokaklarda e, ülkeye hizmet edecek, nitelikli insanlara, namuslu insanlara oy verin. Parlamentoya taşımak istediğiniz o günkü algı bakımından halkın kafasında oluşmuş, parlamentoya taşıdığı iki siyasi parti de Türk halkına hizmet etmek için getirilmiyor. Bu tuzaktan kendinizi kurtarın dedik. Ama bugün gelinen noktada ne oldu? Bunları daha önce de yıllar öncesinde söyledik özellikle uygulanan politikalar Türk siyasetinin tutsak alınması, Türk siyasetinin Türk halkına değil kendi çıkarına yönelik çaba içerisinde olması üçlü devlet algısını getirdi önümüze koydu. Ve üçlü devlet algısı içerisinde maalesef kendi içerisindeki çatışmalar Türk halkını siyasetten daha da kopardı. Özellikle AKP ve yandaşlarının cemaatlerle çatışması, özellikle PKK'yı özgürleştirmesi ve ona karşı en ufak bir yasal işlemde bulunmaması Türkiye'deki adaletsizliği, güvensizliği daha da arttırdı. Türk halkını silah tehdidi altında, güvensizlik içerisinde sandığa doğru giden bir akıma kaptırdı. Vatandaşlarım, yurttaşlarım kendi geleceğine sahiplenecek bir sandık önüne kondu. Bu sandığa sahip çıkmazsak, gelecek hepimiz için bir kaos ve karanlık olarak gözükecektir. 24. dönem parlamentosunun Türkiye'ye hiçbir şey yapamadığı, hiçbir katkıda sağlanamadığı, parlamentosunun sadece bir kişinin hakimiyetine tabi olduğu bir dönemi yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Demek ki 24. dönem parlamentosu aslında ülkeye hiçbir katkıda bulunamayan bir kara tarih, kara mizah olarak tarihimize geçecektir. 25. dönem parlamentosunun da eğer bu zihniyetle sandıkta çıkarsa Türk halkına hiçbir şey veremeyeceği bir gerçektir. Türkiye bölgesel olarak büyük bir tehdit ve e, çıkmaz içerisindedir. İç ve dış tehditlere karşı bu milletin iradesi eğer bir yerde toplanması asla ve asla Türkiye'nin açılamayacaktır. Türkiye hep kaybeden ülkeler konumuna sokulmuştur. Hep kaybede gelmiştir. Kazanan ülkeler konumunda olmak istiyoruz. Bölgemizde, havgamızda güçlü bir devlet olmak istiyoruz. Gençlerimizin siyasete sıcak bakmasını, gençlerimizin önüne açılması için geleneksel Türk aile yapısının dağılmışlığını, inanç değerlerinin çöküşünü e, ortadan kaldıracak kimlikli, vatana millete bağlı bir siyasi yapının Türk halkına hizmet etmesi için yurt partisi saplarında sizleri bekliyor ve destek bekliyoruz. Eğer bu desteğiniz gelecek e, siyasi e, sandık bakımından, yani önümüzdeki konacak sandıklar bakımından Türk halkına bir heyecan e, vermesi bakımından son derece önemli kirli ve kimliksiz siyasetten kendi çıkarını, kendi kişiliğini kendi menfaatini düşünen siyasi yapılardan kurtulmak istiyorsanız gelin yurt partisinde birleşin şuna katılsaydım, buna oy verim, oyum ziyan olmasın mantığı yıllardan beri bizi hep uçuruma sürükledi, hiçbir şey kazandırmadı hep kirli ve kimliksiz siyasetçiyi parlamentoya kendi ellerimizle soktuk artık vazgeçelim bundan Yolsuzluk ekonomisi Türkiye çökertmiştir. Kirlilik Türkiye çökertmiştir. Adaletsizlik Türkiye çökertmiştir. Türkiye'nin imkan ve kabiliyetini ve kapasitesini biz kullanalım. Başkaları kullanmasın. Niçin kendimize ait olan varlıkları başkalarını kullandırıyoruz? Niçin etkin güç odaklarıyla haki, emri komutasını hareket ediyoruz? Niçin köşe başlarındaki cemaatlerin menfaatlerini güçlenmesi için onların hizmetinde oluyoruz? Niçin Televizyon ve gazetelerin yönlendirmesine kirli bilgilerle kendimizi mahkum ediyoruz. Vatandaşlarım gelin sandığa sahip çıkın, gelin ülkenin geleceğine sahip çıkın. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 52. maddesi uyarınca seçime katılan siyasi partilerin propaganda konuşmaları sona erdi. Hoşçakalın.